O zaman selam dostlar tekrardan pazar günü hepimiz güzel bir tatilimizi yaptık kriptodan biraz uzaklaştık en azından ben kendi adıma ee, dışarıda sosyal bir hayatta var ee, o yüzden tamam para kazanmak lazım evet hoş güzel ama arada da böyle e, tatil günleri yapmak gerekiyor dostlar her neyse o zaman bugün pazartesi evet bugün biraz çileli bir gün <laughs> olacak sizin için de Başlar hemen e, olaya girerken zaten e, yukarıda kocaman Solana logosunu görüyorsunuz. Bir 3-4 videodur Solana anlatacağım 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 araya başka bir şeyler girdi. Anlatamadım. E, bu sefer artık dedim ki pazar gecesi oturayım. E, şu Solana'yı yaptığım şeyleri en azından size de göstereyim. E, aynı Kozmos ağı gibi düşünün. Bu da Solana'nın da kendi bir ağı var. Kendi bir blok zinciri var. Zaten çoğunuz Solana'yı duymuşsunuzdur. Sol diye. E, çoğunuz duymuşsunuzdur. Hemen dediğim gibi başta uyarımı yapayım. Bu gerçek parayla yapılan işler silsilesi ve bütünü olacaktır bu video. Kaç dakika olur bilmiyorum. Yani an, kendim de çok solağanı bilerek anlatmıyorum. Kendi yaptığım şeyleri size göstereceğim. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. E, falanlar filanları baştan söyleyeyim. Ee, bir, bir test et falan değil, ücretsiz yapılacak şeyler değil, ee, para harca, harcanması gereken işleri anlatacağım. Neden? Çünkü e, karşılığında arkadaşlar güzel airdroplar beklediğim için açıkçası kendim. Ee, Kozmos ağında nasıl çok erkenden beri girdiysem, neredeyse 3-4 yıldır Cosmos ağındayım ya da 3 yıldır e, birçok oraya yaptığım ufak bir yatırımın karşılığında birçok güzel geri dönüş aldıysam Solana ağı da e, açıkçası Buna, yani kozmostan sonra ikinci aday benim için neden diyeceksiniz? aslında ben sol ağını dediğim gibi çok bu kanalda bununla ilgili testnetlere de katılmadım ya da işte vardır illa sol ağına ağıyla da ilgili yaptığımız birkaç testnet ama örneğin en son Bulb projesi vardı biliyorsunuz makale yazarak para kazanma o sol ağında çalışıyordu. O bir testnetiydi sonuçta. Her neyse sol ağına ağıyla ilgili o yüzden kanalda çok video yoktu ya da bu platformu anlatmamıştım daha önce. Şimdi hiç bilmeyenlere göre de anlatmaya çalışacağım ama tabii ki sıfır insanlara göre anlatabiliyor olmayacağım. Baştan yine tekrar uyarayım. Ben de her şeyini Solana'nın bilmiyorum. Solana ile benim de tanışmam çok eskilere dayanıyor zaten kriptonun başından beri ama işte Boğa'da geçen geçen Boğa'da yani 2020-21'lerde falan Solana'dan ben de güzel ekmek yedim. Çünkü o zamanlar daha çok NFT alsat üzerine falan ya da işte böyle ayakkabı alıyordunuz, koşuyordunuz size para atıyordu. O tarz ön yani kazan e, proje, projeleri vardı ya işte plate örn işte rant örn falan gibi bunlar genelde hep Solana alımında çıkardı. O zamanlar benim de Solana ile işte aşırı neşirliğim olmuştu ama e, sonrasında zaten işte şey geldikten sonra ne derler ona ayımayı geldikten sonra Solana da çöktükten sonra ondan sonra ben uzaklaşmıştım. 2-2,5 i̇ki, iki yıldır Solana ile ilgili hiçbir şey yapmıyordum ne zamana kadar ta ki arkadaşlar hemen şöyle bir onun da ekran görüntüsünü o zaman almıştım. Bizim Telegram grubunda konuşuluyordu işte ya jup airdrop yapmış falan filan ben direkt sormuştum arkadaşlara bu jup nedir falan solahan ağında abi sen sevmezsin falan filan diyenler olmuştu aman tamam geç falan diyordum geçiştirmiştim öyle sonra işte airdrop linkini falan arkadaşlar da atınca dedim lan hadi gireyim bir bakayım <laughs> bir şey var mıdır çünkü ben Solana ağını iki buçuk neredeyse iki iki buçuk yıldır hiç kullanmayan bir adamım içinde tabii çok az bir solana kalmıştı o zamandan ta eski zamandan Falan filan arkadaşlar daha bana çıkmamış, şöyle olmamış, o kadar da işlem yaptık falan filan. Cançur bir sürü yine insanlar konuşuyordu bizim kendi Telegram grubumuzda. İyi e dedim lan ben de bir bağlayayım hani e, nedir ne değildir diye e, bağladığımda arkadaşlar e, gördüm ki bana 700 tane jup atılmış. Ulan ben de dedim bu jup nedir para ediyor mudur falandır filandır e, bizim Telegram grubuna sorarken <laughs> abi koş koş <laughs> kazandın güzel kazandın falan denildikten sonra evet gittim daha sonra Jupa baktım arkadaşlar. O zamanlar ilk çıktığında 062 63'lerden falan tanesi. Öyle bir şeydi yani e, durup dururken yani suratıma 450-500 dolar hiç kullanmadığım Solana ağını 2-2.5 e, iki, iki senedir öyle swaplar bir yerlere stake etmeler e, bir yerlere para bağlamalar hiçbir şey yapmamıştım. Hani bana neden airdrop verdikleriyle ilgili en ufak bir fikrim yok birçok işlem yapan arkadaşın hiçbiri almamış yine herhalde adaletsiz bir airdroptu. fikrim de yok açıkçası. Dediğim gibi ben cüzdanımı öyle çok eskiden beri sadece var olduğu için belki onun için mi attılar onun nedenini bilmiyorum neden geldiğiyle. Ha, ondan sonra dedim ki bu airdropu alınca 450-500 dolar suratıma tokatlayınca bu proje Solana ağında da olduğu için. Bizim gruptan da belki bir hani bu videoyu izleyen arkadaşların birçoğu da biliyordur Mahmut arkadaşımız var Solanağı ile bayağı içli dışlı haşır neşir her şeyi o takip ediyor sağ olsun bu videoyu da çekmemi bana daha bu airdropu almadan önce e, projeleri atmıştı hocam mutlaka bak bunlara katıl bunlara katıl Solanağı çok iyi çok şey falan filan demişti ben de hep diyordum ki yani Mahmut'cum ya, yok ben Kozmos'la devam ederim yoluma falan. E, fakat işte bunu gördükten sonra da evet Mahmut sağ olsun arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum. Telegram'da da moderatörümüz zaten e, bana attığı güzel projeleri ben de inceledim ve kendimce ufak tefek yatırımlar yaptım. Zaten e, yaptığım yatırımların hiçbirini tekrar söylüyorum. E, cebimden bir kuruş, işte bankamdan para çekip işte falan filan yaptığım hiçbir şey yok. Airdroplardan aldığımı yine Solahan üzerinde değerlendiriyorum arkadaşlar. O yüzden e, yarın öbür gün bunların hepsi gitse hiçbir umurumda olmaz sonuçta cebimden çıkan e, bir para değildi bunlar airdroplardan aldığım paraydı o yüzden kimseye de gidin e, gerçekten bunları yapın paranızı cebinizden harcayın falan deme lüksüm ya da imkanım yok sadece size bir e, ağı anlatacağım e, neden bunları yaptığımı anlatacağım yeni gelen arkadaşların içinde fikir olsun diye söylüyorum. Ee, kendi fikriniz, iyice kendiniz bütün projeleri anlat, araştırın arkadaşlar. Videonun başında bunları söyleyeyim ki anlatacağım projelerde e, daha sonra kendiniz e, karar verip işlem yaparsınız. Okey. Yani Solana A ile beni barıştıran proje ya da içine çeken proje bu oldu. Buradan da şeyciye de selam olsun böyle airdrop tayfası falan airdropla proje yürümez falan diyen tayfaya da selam olsun. İşte alın örnek bir bana bir airdrop güzel bir airdrop verdiği için Solana Ağı'ndaki bir proje ve ben Solana Ağı'na yatırım yapmış oluyorum. Ki bunun verdiğinden ben kendi cebimden diğer airdroplarımdan satıp biraz daha Solana Ağı'na para eklemiş oldum. Yani gördüğünüz gibi o yüzden airdropun ne kadar mantıklı ve güzel bir ee, insanları hype yaptırma aracı olduğu çok bariz belli. Ya da projeye insan çekme için en ucuz yöntemli reklam olduğu bariz belli. Ben girdiysem benim gibi onlarca insanı da airdrop aldığı için bu, bu Solana ağına girdi. Ya da Solana ağında başka hangi projelerden airdrop gelir diye düşünüp millet o ağlara yatırım yaptı. Airdrop böyle bir şeydir. Zaten hemen şöyle de e, bunları anlatmadan önce şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bu Solana ağının e, CoinMarketCap'teki Solana'nın ee, şöyle son hatta all time'a bakalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi geçen boğada yani tanesi 249 dolarları falan bulduğu bir e, hype'lara gitmişti Solana İşte o aralar işte NFT'ler falan filan bayağı yürüyüp gitmişti fakat sonra görüyorsunuz ayıyla birlikte ki bir ara bunların projeleri çöktü 3-4 gün insanlar içeriden paralarını çekememişlerdi falan bayağı bileş hale gelmişti Solana 11 dolara kadar düşmüş bakın tanesi. Fakat ne zamandan beri yükselmeye başlıyor arkadaşlar? Evet. Geçen sene işte Ekimler'de falan sola alanında böyle 3-5 airdroplar falan bir başlamaya başladı arkadaşlar. Yok oradan airdrop geldi denmeye. Buradan airdrop almaya başladık denmeye başladığından itibaren görüyorsunuz 18-19 dolarlardan şu an bugün ben videoyu çekerken şu an 112 dolara kadar geldi. Yani bir airdrop silsilesinin koca bir ağ yaptığı getirdiği hali tekrar görüyorsunuz. O yüzden işte evet airdroplar önemlidir arkadaşlar. Evet hani bunun tersini söyleyen arkadaşlara ben birçok örnek gösteririm de onlar bana nedense gösteremiyorlar. Sadece terbiyesizim falan deyip çekip gidiyorlar terbiyesizlik ettiğimizde. Hani Allah'a şükür yok ama gereken insanlara gerekli cevapları da veriyoruz burada bilgi öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Öyle ne hocayım ne şuyum buyum hani siz öyle hitap ettiğiniz için ben de öyle algılamaya çalışıyorum ama hiç öyle bir derdim de yok zaten. Sadece dediğim gibi sizden birkaç sene daha öncedir bu işi takip ettiğim için kriptoyu sizden bir tık daha fazla biliyorum. Siz de ya ben kazanıyorken insanlar da kazansın diye <laughs> testnet doydu buydu videolarını atıyorum işte bu kadar basit. Neyse Solana'nın yani bugünkü geldiği değer işte 50 milyar dolara kadar yükseldi. İşte BNB ile yer değiştiriyorlar. İşte 5. 6. sırada bir tokenden bahsediyoruz. Şu anki değerinin geldiği nokta bu. Bu da dediğim gibi ta zaman başlamış. İşte geçen senenin Ekim'inden beri airdroplar vermeye başladıkları için hop 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 böyle uçtu gitti. Tabi Solana'nın kendisi airdrop vermedi yanlış anlamayın. Solana içinde çıkan projeler şunu tutarsanız airdrop yapacağız bunu tutarsanız size airdrop verdik diye diye insanları e, hype yaptırdılar ve ağı artık şu an hype'lı bir ağ oldu. Aynı Kozmos gibi düşünün e, falan filan. Şimdi Solana nedir derseniz kendi sitesi de böyle bir site zaten. Hani hiç bilmeyen arkadaşlar buradan gelip inceleyebilir. Bakın günlük aktif ekon sayısına bakın 11.5 milyon insan günlük Solana ağını kullanıyor. İşte NFT bu 21.9 milyon. Evet Solan ağında güzel olan şey fiiler de uygun. Aynı Cosmos gibi güzel yani çok yüksek fiiler almıyor. Dolayısıyla Solan eskiden de kullandığım için biliyordum bunları zaten. Ama burada da kendiniz detay alabilirsiniz. Solana ağı nedir, ne yapılır bu ağda falan derseniz burada bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Burada işte inşa et kısmı falan buradan detayları öğrenebilirsiniz. Ekosistemi şurada bir yerde ekosistemleri vardı neredeydi? Learn kısmında mıydı? Neyse bir yerde ekosistemi, network'te miydi? Neredeydim lan görmüştüm bir yerde. Toplulukta var mı? Yok. Neyse ekosistemini gösteren bir, yer. ha şurada ekosistem diyor. Buna bastığınızda Solana ağındaki işte projeleri falan görebiliyorsunuz. Gibi gibi ya da işte o ağdaki işlemleri görebiliyorsunuz. Her neyse kendisi de burası Solana'nın. Şimdi tabii ki Solana'da da MetaMask'ta da kullanılıyordu galiba ama işte bir cüzdan önce Phantom İki tane şu an benim bildiğim aktif, güzel, düzgün çalışan cüzdanı var. Belki daha da fazla vardır. Dediğim gibi ben Solana alındım, uzak bir adamım. O yüzden bu videoda anlattığım bilgilerde hatalar da olabilir, eksikler de olabilir. Kusura bakmayın bununla ilgili. Ama benim bildiğim ta ben zaten 4 sene önce de Phantom kurup Solana cüzdanımı Phantom wallet kurarak oluşturmuştum. Bunu kurabilirsiniz. E, arayüzü çok basit. Aynı metamask gibi kurulumu da aynı öyle işte. Mutlaka anahtar kelimelerinizi falan almayı unutmayın. E, ama kullanımı gayet basit. Metamask gibi. Hatta ondan daha da güzel bir cüzdan aslında. E, fakat ben sonradan Bulpa başladığımızdan beri Bulp projesiyle ilgili de biliyorsunuz video çekmiştim. O zaman Solana'ya geri dönmüştüm. Her neyse, o zamandan beri ben Solfair diye bir cüzdan var. Onu kullanmaya başladım. Bu da aynı zaten. İkisi de şeye benziyor, birbirine benziyor. Bir farkı aşırı bir farkı yok. E, bu iki cüzdan, solanağında size yeterli artar. Hangisini kullanmak istiyorsanız artık, bu sizin tercihiniz. E, bunların linklerini ben videonun altına koyarım arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şu bakın, ee, şöyle hazır solana ile ufak solana ilgili ufak tefek bilgiler verirken, e, tabi ne var elimizde her zamanki gibi bir projenin e, değerlerini görmek istiyorsanız Defilema sitesi vardır. Buraya geldiğinizde herhangi bir ağın ne kadar büyüklüğe ulaştığını falan filan içindeki projeleri görebiliyorsunuz. Bu Defilema'da da gördüğünüz gibi kilitli varlıklar falan bayağı yüksek ve özellikle şöyle son bir aydaki değişikliklere baktığınızda solana ağındaki birçok projenin hani yüzde 40 gideni var, 50 gideni var, %100 gideni var, 30 var, 28 var. Neyse. Bir sürü proje var. Şöyle aşağı doğru çekerseniz bir sürü proje var Solana ağında. Tabii benim için ilgi, beni ilgilendiren şey ben yatırım yaptığım için geneldeki tabii ki TVL'si yüksek ve e, daha airdrop yapmamış tokenleri çıktığında airdrop yapacak projeler ya da tokeni çıksa da airdrop tekrar yapacağını söyleyen projelere yatırım yapmak her zaman daha mantıklıdır. Ben de onu yapıyorum buradan size özetle söyleyeceğim. Zaten şu Jito'yu çok konuşuldu bir ara. Bu da airdrop yaptı biliyorsunuz. Bayağı insanlara güzel dolar ester. Hani 3000 4000 dolar ester falan bıraktı. ben her projeyi araştırmadım bilmiyorum. Dediğim gibi şu an airdrop olduğunu söyleyen 4-5 projeyi aktif kullanıyorum. Size de burada onları anlatacağım. Diğerlerini araştırıp araştırmamak da sizin elinizde arkadaşlar. Bunları tek tek kendiniz de araştırabilirsiniz. Buradan ben size göstereyim. Zaten PYTH çok yani önemli bir proje açıkçası. Yani da olmak gerekiyor. Aynı Aygın gibi düşünebilirsiniz. Birçok projeyle anlaşan bir proje ve anlaştığı projeler üzerinden de airdrop atacak. Yani sadece kendi airdropu olmuyor. Bir de anlaştığı projeler PYTH tuttun diye kardeş sana airdrop veriyorum diyor. Dolayısıyla evet. Bunda bir yatırım yaptım. Burada Margin Fee'de yaptım. Camilo'da yaptım. Bir de Parkle diye bir e, proje daha var. Hatta ben bunun e, ta buçuk iki sene önce hatta iki sene yakındır testnet'i de vardı o zaman. Ona da katılmışız. Kanalda videosu var. E, oradan biliyorum bu projeyi de. E, tabii şu an mainnet'te. Bu, ben bu dört kaç tane saydım? 4 projeye e, arkadaşlar yatırım yaptım. O zaman gelin bir de bu projeler ne yapıyor? Niye yatırım yapıyoruz falan kısımlarında bildiğim kadarıyla size anlatayım. Evet, bunu yapmadan önce ne yapacağız? Tabii ki bir sigara yakacağız. Video bilmiyorum yine uzun olacaktır. Kozmos ee, gibi. Elimden geldiğince çok uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Kozmos kadar çünkü bu ağda bilgim yok zaten. O kadar e, abartacak bir şeyim yok. Şimdi evet neden bahsetmiştik arkadaşlar? PYTH Şimdi arkadaşlar bu projenin yaptığı şey işte veri toplamak vesaire bu topladıkları verileri projelerle paylaşmak gibi gibi. Dolayısıyla birçok projenin de çıkarken böyle verilere ihtiyacı olduğu için bu projeyle anlaşıyor. Bunun verilerini kullanıyor. Bunun verilerini kullandığı için o projeler buna airdrop yapıyor falan filan. Şimdi bu siteye girdiğinizde arkadaşlar çok basit bir arayüzü var zaten. Elinizde PYTH olmalı ve onu da gelip buraya stake etmelisiniz. PYTH'nin Şimdiki şöyle göstereyim. Tanesi yüksek herhalde. Ben AirDrop'tan aldığım için tanesine ne kadar? 0.61 eee hatta şöyle yapalım 061 ortalama minimum genelde projelerin istediği airdrop miktarı için tutması tutmanız gerekenler 250 ya da üzeri gibi duruyor bu proje için ama bunlar tamamen afaki bakın ben öyle örnek verdiğim için hani siz 10 tane tutarsınız belki ona da atabilir 10 tane tutarsanız ne bileyim 500 tane tutarsanız ona da atabilir bilmiyorum ee, en son bir proje vardı <laughs> 250 tane tutana ayrı attı 500 tane tutana ayrı atacağını söyledi daha doğrusu attı demeyeyim o yüzden burada ne kadar yatırım yapıp yapmamak bu tamamen sizi ilgilendiren bir durumdur. Ben 502 tane e, aldım zamanında aldığımda daha düşüktü fiyatı 0.42'lerdeyken falan aldım ben şuralardayken hatta bu daha 0.59. Gerçi günlük falan diyor aylığa baktığımızda yani çok daha düşük gördüğünüz gibi zaten sürekli bir artışı var tokenin çünkü çok iyi anlaşmalar yapıyorlar birçok projeyle. Neyse benim elimde 502 tane vardı şu anki değeri 310 dolar oluyor zaten bakın şurada da gözüküyor 502 tane stake etmişim e buraya dolayısıyla elinizde <laughs> bu tokeni alacaksınız ama do doğru bu tokeni nasıl alacaksınız ya da Solana ağına nasıl para aktaracaksınız önce onu anlatmak gerekiyor bu cüzdanları kurdunuz Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bir buraya nasıl para atarsınız onu ben bir size göstereyim. Bunun için e, zaten airdrop'una da katıldım, katıldığım Yani airdrop'unu da kovaladım ama içerisinde e, köprüleme de yaptıran bir e, proje var. MarginFi diye. Zaten bunlarda Mayan adlı bir e, köprüleme sistemini kullanıyor. Bakın burada elinizde e, şurada önce ağları göstereyim. Şu ağlardan gelip Solana'ya e, elinizdeki Ethereum'u otomatik çevirerek ya da Avax'ınız varsa çevirerek ya da Arbitrum'da da Ethereum'unuz ya da BSC alında BNB'niz varsa e, direkt direkt Solana'ya buradan bir köprüleme ile atabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben ne yaptım derseniz ben Arbitrum klasik benim ballı çok 10 yıl geçse de kullanacağım proje olduğu için Arbitrum'daki Ethereum'u arkadaşlar geldim dedim ki Solana'da da sola, Sol at bana dedim. Bu şekilde bir çevirme yaptım arkadaşlar yaklaşık 2 dolarlık bir fee alıyor köprüleme işleminde. Tabi gün gün değişiyordur. Artık onu siz kendiniz de bakarsınız. Buradan gelip yani köprüleme yapabilirsiniz. Bu zaten margin fee bizim aslında airdrop beklediğimiz bir proje olduğu için ee, bunun içinden ben köprüleme işlemi yaptım. Halbuki bu da şeyi kullanıyor zaten Mayan diye. Hatta şuraya bastığınızda direkt o köprüleme sitesini açsın. Oradan da göstereyim. Asıl bunun üzerinden yapıyor yani köprülemeyi. Ee, bununla ilgili başka ne var derseniz evet bu, bu da benim ballı çok omelli bu Büyüdü mi lan bana AirDrop atan. Evet JUP buydu. Bu da benim e, baldı çok emelli hiçbir şey yapmadan bana 500 dolar fırlatan firma. E, bu Jupiter üzerinde de arkadaşlar işte Solana ağında birçok token'i swap'layabiliyorsunuz. Aynı diğer ağlarda nasıl böyle swap yapmak ihtiyacınız oluyor ya. USDC'yi elinizde sol verdir. USDC'yi çevirmek istiyorsunuzdur. Buradan yapabilirsiniz ve bunların da bir köprüleme sistemi var. Tabi bunların değil yine. Bunlar da aracı firmaları kullanıyor. Bakın 3 tane ee, köprüleme yeri çıkarıyor. Ne var? All Bridge varmış. Mayanı zaten az önce dedim. Bir de De Bridge diye. Buradan da ne hangi ağları destekliyor? Ha bakın burada daha fazla ağ destekliyor. işte poligon da var. linea'yı de eklemişler. Falan. Bu şekilde köprüleyerek de sol ana ağına para atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, köprüleme sitelerini kullanarak. Ee, ya da şuradan hatta ben göstereyim. Bu en son şeyi açmıştık. Sol ana'ya geri döneyim. Bakın Solana'nın zaten olmadığı borsa yoktur herhalde dünyada. Ee, herhangi bir borsadan direkt Solana alıp e, direkt işte şu ya Phantom ya da Sol Flayer e, kurduğunuz bu cüz cüzdanınıza Solana gönderebilirsiniz buradaki herhangi bir borsayı da kullanarak hemen köprüleme yapacağım derseniz de dediğim gibi e, nerede o margin fee var şu mayanı kullanıyor bir de burası var Jupiter diye bir site bu da üç tane köprüleme sitesinden galiba en ucuzu hangisi ise onu size büyük ihtimalle söylüyordur artık bundan araştırmasının geri kalanını siz yapın ben size örneklerini göstereyim de geri kalanını siz araştırırsınız. Benim kullandığım köprüleme için bunlar. Metamaskımdan buraya para atarken. E, borsadan da almak isterseniz. Dediğim gibi burada borsalar var. Şimdi e, köprüleme işlemini de anlattım. solanayı nasıl atacaksınız. Ben ne yaptım derseniz. Ben de e, şurayı kullandım arkadaşlar. E, buradan Arbitrum'dan direkt sol attım. Daha sonra şu Jüpiter'den de gelip şu swap'tan e, şuradan solanayı seçtim. Buradan da gelip e, nerede o? PYTH burada bir yerde olmalı. Neredesin? Neredesin? Heh burada. Gelip de burada elimdeki belli bir sayıyla da solü PYTH tokenine çevirdim. Çevirdikten sonra ne yaptım? Geldim arkadaşlar. Buraya stake zaten çok basit ediyorsunuz. Elinizde kaç tane varsa 500 tane şu stake butonuna basıyorsunuz ve buraya tokenlerinizi kilitliyorsunuz arkadaşlar. Fakat burada bir durum var. Onu da anlatayım ki zaten burada kocaman yazıyor ama siz buraya diyelim ki salı günü gelip kilitlediniz kitlediğiniz para buraya direkt yansımıyor. Neden arkadaşlar? Ee, burada da yazmışlar kocaman. E, 7 günde bir stake'leri buraya geçiriyoruz. O da perşembe günleri saat 3'ten 3, 3'te yani gece bize göre galiba gece 3 oluyor herhalde. Yanlış anlamıyorsam. Ee, yani buraya siz pazartesi gelip stake yapmanızın bir manası yok. Stake'e geçmemiş oluyor. Çarşamba gecesi de gelip buraya stake edebilirsiniz. Perşembe direkt buraya stake'iniz yansıyor. Yani bir haftayı kaçırdıysanız pazartesiden yatırmanızla alakalı bir durumunuz yok. Perşembeden perşembeye bu adamlar stake kim etmiş diye kontrol edip daha sonra burada siteye yansıtıyorlar. Aklınızda olsun. Yani buraya hemen stake ettik. Buraya niye bakayım geçmiyor dersiniz. Bakın burada kocaman yazıyor. Perşembeden perşembeye 7 günde bir. E, aklınızda olsun. Hemen buraya geldim dediğim gibi stakeimi yaptım. Buraya sadece stake yapmakla işiniz bitmiyor. Daha sonra arkadaşlar şu profil sayfası var yukarıda. Buna tıklayıp buraya da kullandığınız metamask adresinizi, ama bu test için değil de daha çok ee, özel yani içinde bakiye tuttuğunuz parası yani çünkü niye söylüyorum bunu ee, buraya cüzdan yazdırtmasının nedeni ne sizce arkadaşlar evet PYT birçok projeyle anlaşıyor illa hepsi sol ağında olmak zorunda değil ee, başka ağlarda da projeler airdrop atacağı için onlar da metamask kullanır kullandıkları için direkt metamaskınızı istiyor. Yarın öbür gün sizin metamaskınıza airdrop yapacak. O yüzden buraya yani test metamaskınızdan ziyade daha korunaklı olan metamaskınızı verebilirsiniz. Çünkü e, airdrop almak için e, bu cüzdanı sizden istiyorlar. Yani burayı doldurmazsanız yarın yani buraya stake ettikten sonra gelip orayı doldurmaz atlarsanız airdropları kaçırabilirsiniz. Mutlaka buraya ee, gelin kullandığınız metamaskınızın cüzdanınızı profil kısmından ekleyin. Bir de bunların her perşembe şurada governance diye bir yerleri var arkadaşlar. Ee, ya da çarşamba mıydı ya da perşembe miydi neyse. Burada oylamalar açılıyor. Mutlaka bu oylamalara da gelin katılın. Bu oylamalara katılabilmeniz için de tabii ki stake etmeniz gerekiyor. Ee, o yüzden gelip böyle dümdüz buradan cüzdan bağlayıp oylamaya katılamazsınız arkadaşlar. Önce e, stake edeceksiniz. Sonra da burada bir kontrolünüzü yapın. Zaten içine girdiğinizde burada yes, no falan filan gibi seçenekler çıkıyor. Sonra gönder diyorsunuz. Ve oylamaya katılmış oluyorsunuz. Çünkü yarın öbür gün buradaki katıldığınız oylamalardan da bir airdrop alma şansınız olabilir deniyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani asıl anağında şu an en yüksek kaybı olan projelerden biri bu PYTH projesi. Dediğim gibi bunun ben sayfasını koyacağım. Detayları kendiniz de araştırırsınız. benden anlatması bu kadar. Bunların Twitter'ını göstereyim. 200K yakın takipçisi var. Burada işte kaç tane Chain desteklediği falan filan. Burada işte yaptıkları işi anlatıyor. Her neyse. Şurada da ana ekranda da görebilirsiniz. Hem şeyi de göstereyim. Bizim Telegram kanalında sağ, sağ olsun işte Mahmut canımız, dostumuz, kardeşimiz. Şuradan bize AirDrop, PYT'ye AirDrop yapacak projeleri yazmış. Yani ekran görüntülerini almış. Mesela Degen projesi işte PYT tutanlara gördüğünüz gibi AirDrop yapacağını söylemiş. Ne varmış başka? open BB diye bir proje. O da demiş ki biz PYT e, tutanlara e, işte airdrop yapacağız. Başka ne? kim demiş? Signo Finance artık nasıl okursanız. Onlar da PYT destekçilerine özel bir şeyler düş, düşünüyoruz. E ne olacak? Airdrop atacak. Ne varmış başka? E, Lightlink mesela o MT'ye tutana hem PYT stakerlarına e, vereceğiz diyor. Ama işte ne kadar stake at denlere ne kadar verecekler? İşte bunları arkadaşlar bunları hep soruyorsunuz. Sormanıza gerek yok. Bunları ben de bilmiyorum. Bunları hiç kimse de bilemez. Kimi proje 250 der, kimi 10 tane der, kimi 500 tane der falan. Artık bu biraz hissi kavlel vuku dostlar. Hani siz 250 yatırırsınız. Bir tane proje der ki ben 251 tutana veriyorum. E kaybettiniz. 500 yatırırsınız. Bir tanesi der ki 501 tutana vereceğim. Yani o yüzden bunun hiçbir zaman bir sınırı ve bir şeyi yok. Bilemeyiz hiçbir zaman da. Ee, mesela burada biz yine konuşmuştuk. Aşağıda bir proje daha vardı. Onun da ekran görüntüsü vardı. Hatta testnetini de çekmiştim. Heh, bakın Nabla Finance diye bunun testnetini çekmiştim. Orada da anlatmıştım size. Ben de 500 tane PYT tuttuğum için arkadaşlar. Bu adamlar da bana e, 1 milyon havuz ayırmış. Buradan bana kendi tokenlerinden atacaklar. Bakın burada da yazıyor. Eğer 500 ya da daha fazla PYT stake ettiyseniz zaten size amber points atacağız diye 1 milyon amber points herhalde o da daha sonra airdrop olarak falan çevrilecek. Ee, bu daha sonra bu proje bir de 250 ve üzeri tutanlar için de ayrı bir havuz açtı. Yani bilemiyorsunuz işte o yüzden 250 de tutsanız olabilir. 500 de olabilir. 10 taneye de verebilir. Ee, bunları bilemiyoruz. Yani PYT Solan Ağı'nın çok omelli projesi gibi duruyor arkadaşlar. Bu çok yani bu hani birçok projeyle anlaştığı ve işte her bir projede yavaş yavaş ben şuna airdrop atacağım dediği için. Tamam PYT yeteri kadar anlattım. Zaten geri kalan sorularınız olursa Telegram'a gelirsiniz oradan. Tabi Telegram kanalı kapalı şu an. Gizli biz artık insan almıyoruz, seçerek alıyoruz gibi oldu biraz ama kusura bakmayın hani e, Telegram grubunun da arzusu isteği öyle olduğu için. Yoksa benim için adam toplamak, işte sayı kasmak falan öyle bir dertleri olan bir insan olsam zaten kanalları kapatmam. E, benim için işte nitelikten e, pardon Nicelikten miydi? Neyse o iki şeyi karıştırıyorum. Nitelikten ziyade nicelik önemlidir derler. O yüzden arkadaşların isteğine de uyarak kanalı kapattık ama siz bana Telegram'dan özel yazarsanız dostum ben şöyle yapıyorum bununla uğraşıyorum kanalına katılabilmek, katılmak istiyorum derseniz ben öyle yine aradan insanları alıyorum mutlaka aklınızda olsun her neyse PYT'yi anlattık. Evet Twitter'ını gösterdik. Hem PYT ile ilgili son bir şey daha kaldı. Onu da göstereyim. ZeroLand diye bir proje var. Biliyorsunuz bunlar da airdrop yapacaklar. işte bu projeyi de duymadıysanız işte Discord'unuzu bağlayarak puan kazanabiliyorsunuz. İşte Discord'dan her gün mesaj atarak da puan kazanabiliyorsunuz. Ve burada ne yazıyor arkadaşlar? Evet PYT'ye stake'lerine staker'larına zero airdrop yapacağız diyorlar. Burada da puan hesaplamasını şöyle yapmışlar. Ne kadar elinizde PYT stake ettiyseniz ki bende 502 tane vardı. Gördüğünüz gibi 502 tane puanı almış oldum. Bunlar da PYT stakerlarına airdrop yapacağını açıklayan bir başka proje daha. Gördüğünüz gibi PYT ile ilgili şu ana kadar 6-7 proje saydım bile. Hani airdrop verecek. Ha bunlar değerli olur. Para eder etmez. Bunu bilemeyiz hiçbir zaman. Çıktıktan sonra anlarız. Ama önemli olan projelerin bu projeye airdrop atıyor olması. Yani 15 tane proje atar 14'ü çöp çıkar ama bir tanesinin attığı airdrop çok iyi para da edebilir. Bilemeyiz. Ee, neyse PYT'yi yeteri kadar anlattık. Şimdi ikinci proje ne derseniz arkadaşlar onu da direkt Twitter ile göstereyim. Margin Fee. Burada da aslında ne yapıyorsunuz? Para yatırıyorsunuz. Para stake ediyorsunuz. Koyuyorsunuz. içeri atıyorsunuz. Onlar da size karşılığında puan kazandırıyor. Aslında neye benziyor derseniz aslında tamamen Aygın Layer sistemine benziyor. Nasıl Aygın Lair'da biz gittik, e, Ethereum stake ettik, şu an her gün puan kazanıyoruz ve Aygın bir airdrop yaptığında o puana göre bize e, airdrop atacak. Solana'da da sistem biraz buna dönmüş. Birçok airdrop atacağını söyleyen proje gel diyor o zaman bana bir stake et diyor, bana bir borç ver, borç al diyor. E, ben de sana bunun karşılığı her gün puan vereyim diyor. Ee, anlatacağım projelerin çoğu da böyle olacak. Ben ne yaptım derseniz ben biliyorsunuz dediğim gibi videonun başında jup airdrop'u almıştım zaten. Dolayısıyla o airdrop'tan aldığım jup'ları gelip buraya kitledim arkadaşlar. Bir de kitlediğimin karşılığında bakın ben ne kadarlık kitlemişim. 91 dolarlık kitlemişim. Çok düşük bir miktarda da sol borç aldım. 6-7 dolar, 8 dolarlık. Bunu neden yaptım derseniz. Onu da göstereyim şimdi. Ee, şurada bakın puan kısmı var. Buradan tabi cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Kısımlarını geçiyorum artık. Onları hani anlatmama gerek yok. Ee, bakın benim şu anki globaldeki sıralamam. 192 bininci falan artık kaç e, bir, ne kadar insan varsa. Ee, burada puan nasıl kazanıyorsunuz? boş verdiğinizde de puan yani şey para verdiğinizde de içeriye stake yani para yatırdığınızda da puan kazanıyorsunuz. Artı bir de borç aldığınızda da puan kazanıyorsunuz. Referansınız varsa ondan da kazanıyorsunuz. Ha ben linkleri koyarken referanslı olanları referanslı linkimi koyarım, referanssız olanları referanssız olarak koyarım. Aklınızda olsun. Ee, şimdi burada şöyle bir bakalım. How the points falan nasıl kazanıyorsunuz falan diye yazmışlar. Bakın arkadaşlar bir tane point e, kazanmak için neredeydi o? E, every dollar diyor. Bakın every dollar. Okay. Her bir dolar için diyor ki kardeşler size günlük bir puan veririm ee, bize verdiğiniz her bir dolar için diyor. Bu doları nasıl hesaplıyorsunuz yani işte hangi tokeni borç veriyorsanız örneğin ben ne kadarlık ben geleyim tekrar şurada göstereyim 91 dolarlık borç vermişim arkadaşlar her gün bana 91 puan geliyor buradan. Peki ee, sadece ona değil bakın burayı da altını çizmişler. E, aldığınız her borç içinde diyor ki her her bir dolar içinde 4 puan vereceğiz. Yani borç almaya daha fazla puan, puan, puan veriyorlar. E, ama tabii ki burada borç nedir, almak nedir bunları bilmeyen arkadaşlarım buralara çok bulaşmamasını söylerim. Yani genelde şu yeşil çubuğun e, geniş açıda uzun şekilde kalmasını düşünün. Yani 91 dolarlık borç verip gidip 50 dolarlık borç alırsanız e, likidite olma yani bütün paranızı kaybetme gibi dertleriniz de var burada. O yüzden e, bu borç alma verme nedir bunları bilmiyorsanız çok buralara bulaşmayın ya da sadece para verin, borç almayın. Yani sadece buraya gelip para ekleyin. Borç almayla hiç uğraşmayın derim. Hiç işi bilmiyorsanız aklınızda olsun. E, yoksa burada tüm paranızı da borç verdiğiniz parayla kaybetme durumuna düşebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ee, ama ben tabii ki dediğim gibi buradan 4 puan verdiği için e, çok düşük miktarda da gelip borç aldım. Ha, ne yapacaklar arkadaşlar? Bunlar finalde bu toplanan puanlara göre kendi tokenlerinden bize airdrop yapacaklar. Bu puan toplamanın amacı o. Aklınızda olsun. Bu o projelerden biri. Margin fee. Zaten dediğim gibi Solana alındı. 3. 4. proje falan hani TVL oranı olarak. Gelin burada bakın detayları kendiniz de bulabilirsiniz. Ee, bunların Twitter'larını falan koymuyorum artık. O, çünkü sayfanın altı Twitter linki dolar ama projenin şöyle alt sayfasına hatta şu lende geri dönelim. Alt sayfasına olan bir türlü alt sayfaya gelemiyorum. Nereden en kolay geliriz? Ha, stake yok. Swap'tan mı geliriz? Aç bakayım. Ulan Twitter'ınız nerede sizin ya? Ana sayfaya mı koydunuz? İn 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 bakayım. Yok. Indik, in, ne? nerede lan bunların Twitter'ı? Nereden bulursunuz diye size göstereyim diyecektim ama ben de bulamadım. Neyse. Yani Twitter'a zaten bunların adını yazsanız çıkar da. E bakarız ya duruma göre. Koyabilirsem sağırsa linkini koyarım Twitter'ına ya da sade bu sayfayı koyarım. Şurada bir yerde de olabilir. Genelde buralara koyuyorlar ama neyse koymamışlar. Velhasıl kelam buradaki amaç dediğim gibi paranızı ne kadar burada tutarsanız kaç gün boyunca tutarsanız o kadar puan kazanacaksınız. Ee, gördüğünüz gibi total depozit diyor 616 milyon dolar yani var içeride 153 milyon dolarda borç alınmış. Yani, yani yüksek meblalar bunlar. Neredeyse 1 milyar dolara yaklaşan e, şeylerden bahsediyoruz. Yüksek yüksek paralar bunlar. E, aklınızda olsun hani bu projeye katılabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar bunlar dediğim gibi hepsi gerçek parayla yapılması lazım. Hani neler borç verebilirsiniz onları göstereyim. Yani sol verebiliyorsunuz Bu şey yani stake edebiliyorsunuz diyeyim ben size borç vermek biraz daha garip oluyor. Sol verebilirsiniz. USDT, USDC. E, işte gördüğünüz gibi bir sürü parite var. JUP, OBU falan filan gibi bir sürü paritede e, borç verebiliyorsunuz. Bunun karşılığında da dediğim gibi puan kasıp puan alabilirsiniz. Okey, bunu da yeteri kadar anlattım. Bunun da puanlama sistemini zaten e, dediğim gibi şuradan detayını okuyabiliyorsunuz. Şu how to points'e bastığınızda sizi bu sayfaya atıyor. Detayını kendiniz okursunuz. Ee, ne var arkadaşlar sırada başka yine e, borç alma borç verme platformlarından biri olan Camino var. Bunun da şöyle bir Twitter'ını göstereyim 65K takipçisi var. E, bu Camino'da da benzer aynı kapağı arkadaşlar. Ben yine jup dediğim gibi aldığım airdropu buraya supply ettim yani borç verdim. E, dolayısıyla burada bakın gelip borç almadım çünkü bu birebir veriyordu aynı oranda veriyordu. Dedim borç almakla uğraşamam burada almadım sadece git, gelip buraya 96 dolarlık bir para yatırmışım o kadar. Burada nasıl derseniz aynı sistem. Bakın şurada yine topladığınız puan var. Gördüğünüz gibi şu an sürekli artan bir puan var. 1742 diyor. Şuradan puanlarıma bak dediğimde neredeymişim? 174 bininciymişim. Tabi bu projelerin sezon sezon devam edecek. Mesela bu sezon 1 airdrop. Daha sonra sezon 2 olacak gibi gibi. Ben sezon 1'e geç girdiğim için şu anki yerim bu buralarda. Yarın öbür gün sezon 2 ve bu puanlar sıfırlandığında e, daha yüksek yerlerde olurum. Daha fazla airdrop alırım büyük ihtimalle gibi duruyor. Ee, bunda da aynı Aygın gibi işte diğer daha deminki proje gibi buraya stake ediyorsunuz ve para şey puan kasıyorsunuz kastınız puanlar karşılığında yarın öbür gün airdrop alacaksınız bunların da bir yerde nasıl puan verdikleriyle ilgili detayları vardır yani hatta şöyle açalım evet döküman demiş kesin burada vardır Heh, evet şurada sezon 1 diyor arkadaşlar evet gördüğünüz gibi nasıl işler falan filan muhabbeti ee, sezon 1 bakın 3 ay sürecekmiş ee, ve airdrop'u da Q1 ve Q2 2024'te vereceklermiş. Yani Q2 ne oluyor en fazla işte hazirana kadar e, birinci sezonun airdrop'unu vereceklermiş. Demek ki sezonları 3 ay sürüyor. Tekrar ikinci sezon açacaklar. O da 3 ay sürecek gibi. Nasılmış? Bakın arkadaşlar. Yani buraya borç verirseniz kendi paranızı stake ederseniz günlük her dolar karşılığında 1 puan kazanıyormuşsunuz. Borç alırsanız da gördüğünüz gibi 1 dolar karşılığında 1 puan kazanıyorsunuz. E, likidite sağlarsanız diyor. Likidite ne derseniz şurada likiditesi var. 2 tokeni birleştirme mesela SOL ile JUP tokenini birleştirme ya da SOL ile USDT birleştirme. Ben bunlara girmiyorum genelde. E, o yüzden hani şu likiditeyi de kullanırsanız ona da puan veriyormuş aklınızda olsun. Ha şu borovland kısmında şeyleri göstermeyi unuttum. Burada mesela şunların üzerine geldiğinizde arkadaşlar mesela 5x diyor. Normalde bir puan alacaksınız günlük ama bu 5x veririm sana kardeş diyor. Eğer bana solağına borç verirsen diyor. Yani Bunları da buradan kendiniz tek tek inceleyebilirsiniz. Kime ne kadar veriyormuş gibi. Ona göre de aklınızda olsun alacağınız puanı arttırabilirsiniz. Daha da hızlandırabilirsiniz. E ee, ben tabii öyle şeylere girmedim. Elimde Jup vardı. Airdrop'tan gelmişti. Onu verdim. Jup'a bir şey veriyor muymuş? Bakın hiçbir şey vermiyor Jup. ha? şurada ona bir artı verdiği bir X yok, 3X'i, 5X'i yok. Yani düz dümdüz bir puan veriyor günlük. E, o yüzden ben o kadar kazanabiliyorum. Her neyse bunun da dediğim gibi airdrop sayfası falan her şeyi. ya yani Bütün projelerin kendi şurada zaten dökümanları falan oluyor. İncelersiniz arkadaşlar. Geçiyorum bunu da. Camilo'yun da Twitter'ını gösterdik. En son artık bir proje daha var. Onu da göstereyim. Ee, dilim damağım da kurudu. Zaten ben de bu kadar yatırım yaptım açıkçası. Bu Parkle projesi arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kanalda büyük ihtimalle merak ettim. Vardı çünkü ben bir kere bakmıştım. Böyle mi yazılıyorsun sen? Ha evet bakın. O bir yıl diyor ama bu bir yıldan çok daha da fazladır. Tesnet Solana o zamanlar ta Tesnet'teymiş. Bir buçuk yıl falan olmuştur ben bu videoyu çekeli büyük ihtimalle. Zaten görüntülemeye bakın 48 kişi hatta kanalın ilk videolarından falan bile olabilir. O yüzden ben ta oradan hatırlıyorum. Bu projeyi testnetine de katıldığım için açıkçası şey yapmak istedim. Gerçek ağda da yatırım kendim yaptım ama dediğim gibi kimseye gidin yatırım falan diye önermem. Ha burada ne yapıyorsunuz yine evet aynı kafa yine likiti de sağlıyorsunuz ve evet yine sağladığınız likiti de karşılığında size günlük puan veriyor ve yine bir sıralamaya girip size bir airdrop atılmasını bekliyorsunuz. Olay bundan ibaret paranızı buraya gelip bağlıyorsunuz. Ee, onlar da karşılığında size puan veriyor. Yine tekrar ediyorum aynı Aygın gibi düşünebilirsiniz. Bu her siteyi gösterdiğim her siteyi. Ee, burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada yalnız sadece depozit olarak şey yatırabiliyorsunuz USDC. O yüzden e, solana cüzdanınıza atıp daha sonra USDC'ye çevirip gelip buradan da e, şey yatırabilirsiniz deposit likidite deyip işte 100 dolarınız mı var? 100 dolar yatırabilirsiniz misalde. Ben de şu an yok. Ben ne kadar yatırmışım? 142 dolar buraya yatırmışım arkadaşlar. USDC ee, günlük kazandığım puan 596 puan. Ee, tabii daha fazla yatırırsınız. Daha fazla kazanırsınız. Klasik muhabbetler. Ee, bunun neyi vardı başka? Burada bir şey var mıydı? Evet şu ana kadar mesela 129 bin kişi var herhalde. Ben 89 bininciyim. Tabi bunun da yine şöyle o şey sayfasına bir dönelim. Sezon sezon bunun da yine arkadaşlar airdropu olacağını hatırlıyorum. Ee, bunun sezonu bu ay sonu mu? Bir sonraki ayın ortasında mı? Ne bitiyor? ya Okursunuz dokümanlarını yine detaylı. Ee, bir yerde yazıyordu. Point contest. Şurada yazıyor mu? Point. Heh, evet bakın. Parkle Point sezon 2, hatta sezon 2'deymişiz sezon 3 olacak büyük ihtimalle. Sezon 2 bittikten sonra 3'ü başlatıyorlar falan filan gibi düşünebilirsiniz. Sezon sezon airdrop yapacaklar yani. Aklınızda olsun. E, bunda arkadaşlar ne yapabilirsiniz e, ekstra para kazanmak için? Bunda da yine referans sistemi var. E, gelip buradan kendinize bir referans oluşturup e, bu referansınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ama mesela şey gibi değil, bu bir link gibi değil. Öyle düşünmeyin. Arkadaşınızın gelip e, şu referanslar kısmından şuradaki alana sizin şurası sizde açık olacak. Ben Mahmut arkadaşın bizim arkadaşımızın e, referansını girdim gördüğünüz gibi galiba bana da veriyor ona da e, veriyor yani bu tarz referanslı yerlerde genelde referans kullanın hem size verebiliyor hem arkadaşınıza verebiliyor o yüzden buraları boş geçmeyin benim şu kodumu kullanarak buradaki referans yerinizi e, boş olan sizde boş olacak yere bu kodu yazıp e, karşılıklı hem sizin hem benim kazandığım şekilde bir referanslaşma şekli olabilir aklınızda olsun burayı da kullanın yani ekstradan e, puan kazanmak istiyorsanız çünkü onu gidip şey koymamışlar buralarda bir yerde değil ayrı buton olarak koymuşlar ya da ben size bir link verip gelip direkt tıklayamıyorsunuz kendiniz manuel kripto eskomar kodunu buraya yazmanız gerekiyor e, bunun da Twitter'ını göstermedim bunun da 100k falan bir e, Twitter da takipçisi olmuş neredeyse e, en sonda ne varmış bakayım şu sekmelerden. Ha bir de bu sol ağın şöyle işte e, ne bileyim twitter gibi instagram gibi telegram gibi şey gibi bilmem ne sosyal medya şey var bir platformu. Gelip buradan ben günlük işte e, YouTube'a attığım videoların yazılarını da buraya atıyorum. Yarın öbür gün bir bakarsınız bu projede bir airdrop yapar. Günlük zaten arada şöyle bir lucky day falan diyor. Bir açalım bakalım neymiş Heh. ne veriyor loot bir tane işte şey verdi claim diyorum film alıyorsun karşılığında direkt gönderiyor musun diye bakacağım ama benim cüzdan bağlı mı ki sana bağlı da olmayabilir böyle yani burayı kullandıkça bu platformda neyse bunu daha sonra bakarım böyle böyle ufak kutular falan filan burada bir takipçim çok öyle bir şey yok zaten yalnız başıma takılıyordum burada ee, ama bunun da linkini koyarım şuradan takip edersiniz ben de sizi takip ederim dostlar ee, yarın öbür gün belki bir bakarsınız bu projenin de yeridir o bu değerli olabilir bilemeyiz Aklınızda olsun. Böyle sosyal medya şeyleri genelde bazen tutuyor. Evet, tabii hiç para almadan, fiy almadan açtı otomatik kutuyu. Bana bir NFT verdi falan filan. E, bu da son proje olsun. Bunda çok öyle para yatırmalık bir şey değil. Bu sadece sosyal medya gibi düşünebilirsiniz. Belki hesabı açarken bir şey fi kesiyor olabilirdi. Tam hatırlamıyorum. Bunun açalı bayağı oldu çünkü. E, her neyse. solan Ağa ile ilgili arkadaşlar. Evet. Hep anlatacağım dediğim şeyler bunlardı. Kozmos gibi... <laughs> airdroplarıyla artık ünlenen bir ağ oldu. Solan Ağı'da. Ee, ben açıkçası bu kadar bir yatırım yaptım. Yarın öbür gün başka yerlerden airdrop alırsam, Solan Ağı'nda yine güzel projeler görürsem belki böyle bir 100 dolar 50 dolar sıkıştırırım. Ee, dediğim gibi çünkü yani şu çok çok saçma ve hiç beklemediğim anda belki Solan Ağı'nda fark etmeden bir kere trade yaptım diye de atmış olabilirler. Hiçbir fikrim yok. Böyle güzel airdroplar verdiği için Solan da O yüzden yatırım dediğim gibi airdroplardan aldığım yatırımları biraz buraya bu ağa kaydırdım. Solana ağı ile ilgili sorularınız olursa dediğim gibi bizim Mahmut kardeşimiz bu konuda her gün araştırıyor. Yeni bilgiler geldikçe hatta 2 3 yeni proje daha gelmiş. Onları bu videoya koymuyorum çünkü ben kendim daha oralara yatırım yapmadım. Mahmut da daha işte araştırıyor projeleri. Öğrendiğinde bana atacak. Ben de gidip şey yapacağım. Artık bundan sonra Solana ile ilgili video çekmem. Ee, Telegram'da konuşuruz geri kalanını. Yeni projeler çıkarsa e, işte şuraya yatırım yaptık buraya şey yaptık diye biz Mahmut'la konuştuğumuzda oradan Telegram üzerinden e, yazışıyor oluruz. Yeniden Solana ile ilgili bilgi vermem. Ee, onun dışında he, söylemeyi unuttum. Yine sonunda ka, sona kaldı ama Solana ağında bazen şöyle şeyler de olabiliyor. İşte gelip bir swap attınız diye yani çok ufak bir 1 dolarlık 5 dolarlık şurada bir işlem yaptınız diye bile airdrop atabiliyorlar. O yüzden Solana cüzdanınızı kurduğunuzda arkadaşlar mutlaka artık hangisini fantomu ya da sol Solfair'i kullanıyorsanız burada zaten e, çok basit şekilde şey var Nerede bunu swap şeyi? Heh. Şuradan gelin arkadaşlar çok düşük bir sol ürünüzü mutlaka bir ne bileyim USDC'ye çevirin. E, bir de tersini yapın. E, çok ufak miktarlarda bunu yapın yani. Bu cüzdanın kendi içindeki şeyi de kullanın. Ne derler? Swaplamayı kullanın. Yarın öbür gün sık bunu yaptığınız için hani bir sürü airdrop alırsınız belki de. Bilemiyorum Dediğim gibi buna bile airdrop atabiliyor bazen. <laughs> e, bir de neyi yapmanızı öneririm. Solana'ya bakın burada cüzdanınıza girdiğinizde elinizde Solana varsa zaten ben de gördüğünüz gibi çok düşük miktarda var. Buraya gelip arkadaşlar stake edebilirsiniz. Bakın stake'e bastığınızda işte ne kadar etmek istiyorsun falan gibi sorular var. Bence çok düşük bir miktarda yani 0 0 0.1 0.01 gibi bir stake yapabilirsiniz. Ben de henüz yapmadım ama yapacağım hatta buradayken de yapayım. Stake'e basayım. Onayla kardeş. Sen de bir stake dursun da yarın öbür gün stake yapanlara da bir airdrop e atarsın. Gördüğünüz gibi 1 dolarlık bir stake yaptım şu an. Buraya eşleştiriliyor diyor. O birazdan biter. cüzdanda da bu iki işlemi yapmayı unutmayın. Bir swap yapın. Bir de gelin şuradan sol, ana, şey, sol anayı Stake edebilirsiniz. Belki başka tokenleri de stake var mı? Burada yokmuş zaten. Sadece Solana var herhalde. Bulp'u biliyorsunuz zaten onu Bulp projesinden kazanıyoruz bu tokenleri. Bakalım o nasıl çıkacak? Para edecek mi etmeyecek mi? Bilmiyoruz. Ben de eskisi kadar Bulp'ta yardırmıyorum. A aklınızda olsun. Sen ne yaptın? Staking'i yapmış ya. ya da etkinleştiriliyor diyor hala. Üzerine basınca ne zamanmış? Bir saat falan filan. Neyse yapar zaten. Çok sorun değil. Buradan gelip çok düşük bir miktarda stake etmeyi unutmayın. Evet dostlar kaç dakika oldu yine bir fikrim yok. Pazartesi biraz sendromlu başladı ama önümüzdeki günlerde güzel e, testnetlerimiz olacak. Yine kovaladığımız airdrop da beklediğim bir proje var. Bakalım bu hafta verirlerse onun da güzel bir airdropunu yaparız. Ama tabii airdropların nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Son e, gördüğünüz scum startnet, leş startnet gibi projeler proje airdropları olabilir. Yani komünitesini hiç hiçe sayan bir airdrop yapan projeler işte defi gibi falan çıkabiliyor yapacak bir şey yok defi defi miydi lan o evet, evet defiydi öyle asıl hadi ben kaçıyorum ya tamam yine goy, goy çok uzattım bazı arkadaşlar şikayet ediyor evet hocam 50 dakika video mu olur evet lan olmaz haklısın sen de haklısın kardeş de işte bazı şeyleri uzun ve hiç kimse bilmiyormuş gibi ben de yeni öğrendiğim için anlatmaya çalışıyorum e, sen büyük ihtimalle birçok şey biliyorsun zaten sadece benden siteleri görmek için belki buradasın o yüzden de sana uzun geliyor. Haklısın. Bana da uzun geliyor. Bunları çekmesi de zor. Bunları yüklemesi de zor. Falan filan uğraştırıyor. Evet biliyorum ama bu tarz videolar hani ayda yılda bir genelde yapılır. Solana'yı anlattım. Kozmos'u anlattım. Şu an için benim için önü aydınlık ya da ışık olan başka böyle detaylı stake yapabileceğimiz ya da airdrop bekleyeceğimiz şu an için proje yok. her öbür gün gelir. Yine detaylı anlatırım. Gerçek para olunca biraz daha Size hem fikir vererek hem de bakın aman dikkat edin ki hepinizin kendi parası aman e, ben söylüyorum diye yapmayın gibi uyarılar da vermek istediğim için hem de uzatıyorum e, detaylı anlatayım diye testnet olsa yapıp geçiyoruz zaten genelde çoğu zaman e, o yüzden uzun bulan arkadaşlara da kusura bakmasınlar diyorum ben de kısaltmaya çalışıyorum ama olabildiği bu kadar oluyor bazen e, ben kaçıyorum o zaman ya evet herkese de her şeyin bilgisini verdiğimize göre. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz dostlar.